Merhaba, bu videomuzda size 1500 lira fiyat etiketinin altında alınabilecek dikkat çekici bazı akıllı telefon modellerinden söz edeceğiz. İlk modelimiz Xiaomi'nin Mi A2 Lite isimli modeli. Arkada parmak izi okuyucu sensör barındıran bu telefon çentik ekran tasarımına sahip. Ön tarafında herhangi bir fiziksel tuş yer almıyor. Göze hoş gelen şık bir metal tasarımı var. Snapdragon 625 chipsetine sahip olan telefonun 4 GB RAM'i bulunuyor. Bunun yanında 32 ve 64 olmak üzere iki farklı depolama seçeneği de sunuyor. 5.84 inç değerde ekranı 1080x2280 çözünürlük sunarken pil değeri de 4000 mAh. 4000 mAh'lik bir pil tek şarj ile size muhtemelen 2 günlük kullanım ömrü sunabiliyor. Ürünün arka tarafında 12+5 megapikselden oluşan bir dual kamera sistemi var. Ön tarafta da selfie'leriniz için 5 megapiksellik bir kamera var. Dolayısıyla sizi tatmin edebilecek sonuçlara erişebilirsiniz. Ve fiyat. 32 GB'lık versiyon ülkemizde 1250 TL civarı fiyatlara bulunabiliyorken 64 GB'lık versiyon da 1400 lira civarında bulunabiliyor. Bahsedeceğimiz ikinci telefon modeli ise Huawei P Smart. Telefonu şöyle bir elinize alıp baktığınızda öncelikle metal tasarım, ön tarafta herhangi bir fiziksel tuş yer almayışı, arka tarafta dual kamera sistemi ve tabii ki yine arka tarafta parmak izi okuyucu sensörü dikkat çekiyor. Kirin 659 chipsetine sahip olan ve 64 GB dahili depolaması bulunan ürün arka tarafta 13+2, ön tarafta da 8 megapiksellik kamera değerlerine sahip. 3000 mAh pili bulunan ürün yine bir günü rahatlıkla çıkarmanızı sağlıyor. Fiyatı ise 1300 lira civarında. 1500 lira fiyat etiketinin altında alabileceğiniz telefonlardan bir tanesi de LG'nin Q6 modeli. Giriş seviyesinde nitelendirebileceğimiz bu telefonun Snapdragon 435 chipseti bulunuyor. Tasarımına baktığımızda ön kısımda herhangi bir fiziksel tuş yer almıyor. Güç tuşu sağ yan tarafta konumlandırılmış. Arka tarafta da 13 megapiksellik bir kamerası var. Ön tarafa geldiğimizde de 5 megapiksellik selfie kamerasını görüyoruz. 5.5 inç ekranı ve 3000 mAh pili bulunan bu ürün ortalama 1200 lira civarında bulunabiliyor. Gelelim dördüncü telefonumuz Samsung Galaxy J6 Plus'a. Ürünün ön tarafında herhangi bir fiziksel tuş yer almıyor. Parmak izi okuyucu sensörü yan tarafta konumlandırılmış. Bu ürünün en dikkat çekici tarafı 6 inç değerde büyük bir ekrana sahip olması. Yine giriş seviyesinde nitelendirebileceğimiz bir telefon zira Snapdragon 425 chipsetine sahip. Bunun yanında arka tarafında 13+5 megapikselden oluşan dual kamera, ön tarafta da selfie'ler için 8 megapiksellik bir kamerası var. 3300 mAh pili bulunan ürün ortalama 1300 lira fiyat etiketiyle bulunabiliyor. Ve bu videomuzda bahsedeceğimiz son telefon ise Nokia 6. Alüminyum bir gövdeye sahip, Snapdragon 430 chipsetiyle geliyor ve ön alt kısımda bir parmak izi okuyucu sensöre sahip. 5.5 inç ekranı bulunan telefonun arka tarafında 16, ön tarafında da 8 megapiksellik bir kamerası bulunmakta. Ayrıca pil tarafında da 3000 mAh'lik bir çözümü var. 32 GB'lık bu modelin ortalama fiyatı ise 1300 lira. Toparlamak gerekirse 1500 lira altında bir ödeme yaparak sizin günlük ihtiyaçlarınızı karşılayacak ekonomik model arıyorsanız bu bahsettiğimiz telefonlara bir elektronik mağazasına giderek göz atmanızda fayda var diye düşünüyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.